Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'dan bugün deprem bölgelerine geldim. Daha önce banka müdürüydüm. Hollanda'da dünyada evi Çanakkale Müzesi olan tek kişiyim. Ayrıca 2001 yılında Hollanda Kraliyet madalyasını alan en genç kişilerden biriyim. 2005'te de Hollanda'da 40 yılın en iyi kalpli insanı seçildim. Müzemde 2019'da Dünya Kültür Ödülü aldı. Böyle gönül işlerini yıllardan beri yapıyoruz. Bu yaptığımızdan dolayı da kraliçe tarafından ödüllendirildik. Şimdi de deprem bölgelerindeyiz. Deprem bölgelerinde Hollanda'dan arkadaşlarımız size Vedat Kement, Ercan Erdoğan, Altın Lale ekip olarak bizler çocuklara binlerce mont, bot gönderdik. Ve ayrıca her gittiğimiz şehirde, kasabada sokak hayvanlarına konserveler, mamalar veriyoruz. Çocukları sevindiriyoruz. Formalı satarak ve Hollanda'da benim büyük bir forma koleksiyonum var. Yaklaşık 100 üzerinde 30 seneden beri bütün ünlülerin işte Fenerbahçeli, Kuyut'tan Tokun, Milli Takım'ın, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, bütün ünlülerin Beşiktaş'ın Rıza'nın kadar formaları var. Bu imzalı formaları açık artırmaya koyuyorum. Açık artırmalarda işte 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya satılıyor. Onların parasıyla da Türkiye'den mama alıyoruz veya buradan fabrikalardan çok ucuza montlar, botlar alıyoruz ve çocuklara gönderiyoruz ve özellikle biz kendimiz elden dağıtıyoruz. Antep'i gezdik, işte Nurdağ'ı, İslahiye köylerine gittik. Bugün Kahramanmaraş'ı gezeceğiz, Pazarcık, Göksu, ondan sonra Adıyaman, tek tek sonra Osmaniye, Kilis, diğer deprem bölgelerine gittikten sonra 3-4 günde Hatay'da kalacağız. Projelerimiz olacak. Hollanda'da Hollanda hükümeti yaptığı yardım kampanyasında 110 milyon euro para toplandı. Bunu Türkiye'ye değil de proje sahiplerine verecek. İşte biz de bu deprem bölgelerinde yıkılan okulları tespit ediyorum. Yıkılan sağlık ocaklarını, işte kadın merkezlerini, ne yapılacaksa bunları proje yapacağız. Biz de katkı yapıp Hollanda hükümetine buradaki yaraları sarılmasında, toplanan paraların yerine ulaşmasında biz de katkımız olacak. Neydi? Aziz abicim, burası neresi yani? Maraş'ın? Burası Pamuk Bağköy'ü. Pazarcı'nın bir köyü. Kahramanmaraş'ta. Şimdi böyle biz de arkadaşlar köpekleri burada buluyoruz, canları. Ha, Bülent abi, neneye bunu ver. Cırcırlı bu. Bunun tekini bulamadım. Bir tane yaşlı. Oldu bunlar sana, çok güzel oldu. Buradan da açıyorsun. Buradan da açıyorsun. Tamam neneciğim? Tamam. Hadi güle güle kullan. Al bakalım neneciğim. Hadi. Burası Kahramanmaraş, Pazarcık, Musolar Köyü. Evet. Hollanda'dan bir arkadaşımız da vardı. Bakın daha köye girişte ilk evi maalesef şu şekilde. Burada çadırlar var. Gerçekten bir daha böyle deprem memleketimize vermesin inşallah. Evet arkadaşlar. Senin önünde yatıyorum. Tahir senin için beni öpüyor. Bak Tahir. Hollanda'dan arkadaşımız Tahir köyüne geldik. Burası Kahramanmaraş. Pazarcık, Musollar Köyü. Tahir'in annesini bulduk, babasını bulduk şimdi. Köydeki çocukları da giydiriyoruz. Hayvanları da besliyoruz. Tahir sana çok selam gönderiyoruz. Coveta posta kam, havoleta posta kam. Tekrar bak. Hepsi görüyorsunuz. Binalar yıkılmış ve hatıralar kalmış burada efendim. Hepsi lütfen hayat kısa, lütfen birbirinizi üzmeyin, sevin. Kimsenin bir dakika sonra ne olacağı belli değil. Bakın işte yıkılan binalar, yıkılan albümler, yıkılan ve geride kalan albümler. Hadi gelin bakalım, aralı verelim, dur. Açıkçası bekle. Gel bakalım hadi. Hadi bakalım, hadi canlar, hadi bakalım. Gel, gel bakalım, gel. Şöyle, gel buraya. Hadi bakalım.
Hollanda'dan size mamalar getirdik çocuklar. Hadi bakalım. Gel. Bak, hepsi yemek. Aşağı bak. Akşam için böyle çadırların yanında bir sürü canlar gördük. Bakın. Bir sürü var. Bunları da tabii birbirine sokmuyorlar. Karnı doyuran sevdirme.